Hepinize merhaba. ÖSYM daha önce bu soru tarzına çok yer verdi. Milli Eğitim Bakanlığı da en son AYT Türkiye genel denemesinde bu soru tipine yer verdi. Önemli bir soru tarzıdır. Ezberi yıkan bir soru tarzıdır ve sınava kadar tüm hızıyla bu kanalda bu sorulara yer vereceğim. Lütfen takipte kalın. Hangisi farklı bir şiir anlayışıyla yazılmıştır? Bu soru tarzında arkadaşlar hangi döneme ait bize bunu soruyor? Birinci yeni mi? İkinci yeni mi? Efendim çoğaltabiliriz. Toplumcular mı? İşte saf şiir anlayışıyla mı? Bu soru tarzında bu bilgi bizden yoklayacak. Önce şiirin şekline bakalım arkadaşlar. Şimdi beş seçenekte de şekilden bir şey çıkaramıyoruz. O zaman şiirin içine girelim. Acaba anlam kapalı mı açık mı? Acaba sözcük seçimleri e, daha mı önemli yoksa önemsiz mi? Buna bakalım arkadaşlar. Bu beş seçenekten dördü Orhan Veli'ye ait bir şiirden alınmış. Yani garipçiler, birinci yeniciler dediğimiz o şiir anlayışıyla yazılmış bir tanesi Cemal Süreyya'ya ait bir şiir, ikinci yenicilerdeki o anlayışı yansıtan bir şiir. Nasıl ayırt ettik? Doğru cevap Deniz arkadaşlar. Şimdi utançtır tanelenen sarışın çocukların başaklarında. Şimdi ikinci yeni şiir anlayışında neyi görüyoruz? Anlam kapalılığı görüyoruz. Bu seçeneğin diğerlerinden farkı bu. Anlam kapalı. O şiiri biraz daha anlamamız güç ve kelimeler özenle seçilmiş. Alışılmamış bağdaştırma dediğimiz işte çocukların başaklarında ları gibi böyle farklı kelimeler görürsek bu ikinci yenicilere ait bir şiirdir ama diğerlerinde bakın birdenbire her şey birdenbire oldu. Kız birdenbire, oğlan birdenbire, yollar, kırlar, kediler, insanlar. Ya yani birdenbire oldu diyor gayet açık bir şiir. Biliyorum kolay değil yaşamak ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak çok açık ve net şiir ama Denizli'de farklı bir durum görüyoruz ve farklı anlayışla yazıldığını görüyoruz. Akımlar, anlatım teknikleri, mazmunlar çok özel videolar sizleri bekliyor. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah beraber başaracağız.